hukuk olmayan, adalet olmayan yere para gitmez. İstediğiniz kadar faiz arttırın. Venezuela çok yüksek faiz veriyor. Paranızı götürüp yatırır mısınız? Kuzey Kore'ye yatırır mısınız? Efendim, Zimbabwe'ye paranızı götürür, yatırır mı? Yatırmazsınız. İstediğin kadar faizi arttır. Onun için Türkiye önce hukuk ve adalet, yargı bağımsızlığını oluşturacak. O imajı verecek. Bu sorun eskiden beri vardı. AK Parti iktidarından önce hatırlarsanız yatırımcı uluslararası tahkim yasası isterdi. Ben senin yargına güvenmiyorum, problem olursa uluslararası mahkemelerde sorunu çözeceğiz derdi. Sonra yatırımcı önünü görmek ister. Yani vergi muafiyeti onlar bunlar bir yere kadar ama yaşam kalitesi ister, internete girebilmek. Bir MIT yasası çıkarttılar kardeşim. Dediler ki isteyene istediğimiz zaman girer bakarız, e-mailini okuruz. E sen oraya yatırım yapar mısın? Rüşvet endeksinde bakın bir Alman şirketi gitti, Alman hükümetine dedi ki ben yasaları ihlal ettim, Türkiye'de rüşvet vererek haksız rekabet yaptım, cezama razıyım. Bu iftira falan değil. Aynısını Amerika'da dedi. Amerika'da, 3M şirketi hatta. 3M yaptı. Yani marka vermeyeyim diye söylemedim isimleri ama bir boru hattı şirketi evet, 50 milyon euro Türkiye'de rüşvet verdik dedi. Enerji Bakanı savcıya izin vermedi soruşturma açsın diye. Evet, bir otobüs şirketi. Bunlar daha 17-25'ten yıllarca önce olan şeyler. Ondan sonra ben size yatırımcı niye gelmiyor? 6 tane otomobil fabrikası sayarım. Ya Türkiye'ye gelecekti ya ex ülkesine gidecekti. Hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Yeni Polonya'ya gelmedi. Bunda Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çinliler İspanya'ya gittiler. Peugeot Slovakya'ya gitti, Romanya'ya gitti, Golf yine Polonya'ya gitti. Kimse gelmedi Türkiye'ye. Ama Türkiye'de o zaman da yolsuzluk vardı, rüşvet vardı, hukuksuzluk vardı. Yatırımcı onun için Türkiye'ye bu şartlarda haritada bile bakmaz. Ekonomi programını sana anlatan genç adam oturur dinler yabancı yatırımcı New York'ta Londra'da. Sonra derler ki bu anlatan adam kim? Hem Cumhurbaşkanı'nın damadı. Cumhurbaşkanı'nın damadı. 80 milyonluk ülkede ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı'nın damadı. Kalsın kardeşlerler ben başka yerlere bakarım teşekkür ederim. Ülke-